Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta Perşembe günü teravih arasında yapacağımız sohbette bir konuya başlamıştık. Zaten demiştim muhtemelen bu konu 3 hafta veyahut da 4 hafta sürebilir diye. Konumuz şuydu: namazlarımızı nasıl güzelleştirebiliriz? Kıldığımız namazları nasıl Allah Azze ve Celle'nin namaz için istediği hikmetleri yerine getirerek kılabiliriz? Çünkü hatırlarsanız kardeşler, şöyle bir giriş yapmıştım, bir hatırlatmada bulunmuştum. Demiştim Allah Azze ve Celle bize namaz kıldırıyor. Fakat bu namazın gerçekten Allah'ın razı olduğu bir namaz olup olmadığını anlamamız için hayatımıza dönüp bakmamız lazım. Eğer kitapta ve sünnette anlatılan namaz için konulmuş faideleri hayatımızda görüyorsak, demek ki bu namaz Allah'ın ve Resulünün razı olduğu namazdır. Yok eğer Allah namaz kılsanız hayatınızda şu güzellikler olur diyor. Fakat biz hayatımızda o güzellikleri göremiyorsak demek ki yoruluyoruz demektir. Başımızı eğiyoruz, tekrardan başımızı kaldırıyoruz. Neydi bunlardan mesela bazısı? Bir tanesini Kur'an-ı Kerim'den örnek vermiştik. Demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki namaz insanları kötülükten, münkerden ve fuhşiyattan, fıtrat olarak veya şeriat olarak çirkin görünen şeylerden alıkoyar. Yani ne demek bu? Şu demek. Mesela diyelim ki ben sokakta gidiyorsam, eğer kıldığım namaz beni bir takım yanlışlardan alıkoyuyorsa bu namaz Allah'ın razı olduğu namazdır. Yani nasıl? Mesela diyelim ki ben harama bakacağım. Aklıma namaz kıldığım geliyorsa ve namaz kıldığımdan dolayı ben harama bakmaktan kendimi men ediyorsam bu namaz Allah'ın razı olduğu bir namazdır. Aksi halde eserleri benim hayatımda görünmeyen bir namaz olur ki jimnastikten öteye geçmez, spordan öteye geçmez. Veyahut da mesela dedik namazın faydalarından biri nedir? Namazla beraber insanın rahatlaması lazım. Eğer namaz insanın hayatında samimi bir dost, İyi bir arkadaş vazifesi görüyorsa dedi ki bu namazdır. Yok eğer namaz bizim hayatımızda sıkıntılarımızı attığımız ve rahatladığımız bir ibadet değilse bu namaz değildir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ezan zamanlarında, namaz zamanlarında Bilal'e öyle diyor. Kum ya Bilal, akimni salati ve arihna biha. Kalk ey Bilal, namaz için kamet getir ve namazla bizi rahatlat. Hatta hatırlarsanız bir hadis daha söylemiştim. Demiştim sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dışarıdan izleyince bize şunu aktardılar. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَزَعَ اِلَى الصَّلَاةِ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلَاةِ. Bir şey peygamberi sıktığında, bir şey onu daralttığında, bunalttığında hemen namaza koşardı. Yani mesela diyelim ki sen sıkıldığın zaman içini boşaltacak, dertleşecek bir arkadaş arıyorsun kendine. Doğru mu? Konuştuğun zaman rahatladığını hissediyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi namaz için yapıyordu. Yani sıkıldığında, bunaldığında, bu ailevi bir sorun olabilir, bu iş yeriyle alakalı bir sorun olabilir. Bu hiçbir şey olmaz. Allah Azze ve Celle'nin kabit ve basit ismi gereği bazen senin kalbini daraltabilir. Yani bazen hayatında sıkılmanı gerekli kılacak hiçbir şey yoktur. Fakat sıkıntıdan patlarsın. Böyle dünya bütün genişliğine rağmen sana dar gelir ve sebebini de bulamazsın. Bunun sebebi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının senin üzerinde tecelli etmesindir. Allah Azze ve Celle kabittir, dilediğine daraltır, basittir, dilediğine genişletir. Kalpler de Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Doğru mu? Daraldığımızda, sıkıldığımızda, herhangi bir arkadaşımızla sohbet ettiğimizde o sıkıntımızın daraldığını, dünyanın bize genişlediğini hissediyoruz. Sanki yük kalkıyor üstümüzden. Peygamber sıkıldığında Ebu Bekir'e koşmuyordu. Peygamber sıkıldığında Ömer'e koşmuyordu ki onlar onun en samimi arkadaşlarıydı. Hanımlarından, kardeşlerinden, ümmetinden veya cemaatinden herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaza koşuyordu ve içini Rabbine döküyordu. Namazda rahatladığını hissettiği için de her sıkıntı onu namaza yönlendiriyordu. Şimdi sen de namazının Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir namaz olup olmadığını anlaman için buna bakman lazım. Yani sıkıldığında nereye koşuyorsun? Senin için sığınak namazsa bil ki o namaz Allah'ın razı olduğu ve sana karşılığını dünyadayken verdiği namazdır. Yoksa hayır. Namazdan çıktığımızda kardeşler kendimizde hafifleme hissi hissetmemiz gerekiyor. Neden?
Çünkü dedi ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam Müslümanların namazını şöyle vasfediyor. Diyor ki: "İza kama el abdu yusalli wudi'at zunubuhu ala ra'sihi ve ala atiqihi." Kul kalkıp namaz kılmaya başladığı zaman Allah azze ve celle onun günahlarını başının üzerine ve omuzlarının üzerine bırakır. Bütün günahları ne işlemişsen ya başının üzerinde ya omuzunun üzerinde. Sebep: "Kullama raka'a ev secede tesaqatat anhu zunubu." Her ruku ettiğinde, her secde ettiğinde günahları ondan dökülür. İnşallah. Şimdi günahın insan üzerinde çok ciddi bir tesiri var. Geçen hafta da bunu anlattım. Kısa olarak tekrardan değineyim. Normalde bir kalpte hayat varsa, eğer o kalp henüz ölmemişse, Allah azze ve celle o kalpten yüz çevirmemişse, işlediği her günahın o kalpte bir acı oluşturması lazım. Allah'a isyan etmenin sıkıntısını kalbinde hissetmesi lazım. Allah'a güzel kulluk edemeyişinin sıkıntısını kalbinde duyması lazım. Fakat bir kalp ölmüşse, ölü kalbin etkileneceği hiçbir şey yoktur. Hatırlarsanız İbn-i Kayyım'ın bir şiirini de söyledim. Dedim İbn-i Kayyım diyor ki, وَمَا لِجُرْحِ مَيِّتٍ اِلَامُ. Ölmüş olan ceset hiçbir şeyden elem duymaz. Yani şurada ölmüş bir ceset düşünün. Bıçak batırın, kurşun sıkın, kafasını ezin. Ruh olmadığı için o cesette hiçbir şey hissetmez o ceset. Öyle midir? Öyledir. Ölü kalp de böyledir. Ölü kalp içinde hayat olmadığı zaman Rabbine ne kadar isyan ederse etsin sıkılmaz. Kulluğunu yerine getirmede ne kadar eksiklik gösterirse göstersin sıkılmaz. Ondan dolayı eğer namazdan çıktığımızda o bize elem veren, sıkıntı veren günahlardan kurtulduğumuzu, hafiflediğimizi hissediyorsak eyvallah, bu namaz namazdır. Yoksa bu namazın namaz, yani Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir namaz olması mümkün değildir. Ve en önemlisi, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin bir sözünü aktardım size. İbn Kayyım ondan aktarıyor. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki, genelde bütün ibadetler için geçerli, özelde namaz için geçerli bu. İza lem tecid lil ameli halaveten ve inşirahan fil kalbike fettehimhu. Yapmış olduğun bir amelin tadını, lezzetini ve onun genişliğini kalbinde hissetmiyorsan o ameli töhmet altında bırak. Sebep? Yani amel yapıyorsun, Allah'a kulluk ediyorsun fakat kalbinde bir tat yok. Yani düşün ki et Allah Azze ve Celle'nin yarattığı yiyeceklerden bir tanesi. Eti yediğin zaman senin damağında bir lezzet bırakıyor. Mideyi dolduran eti yaratan Allah ete lezzet koymuştur da kalplerin gıdası olan namaza lezzet koymamış olabilir mi? Yani et gibi yediğinde mideye giden ve daha sonra da helada boşalttığın pislik ve necasete dönüşen bir şeye Allah Azze ve Celle lezzet koymuşsa, kalplerin gıdası olan, ebediyen kıyamete kadar yanında götüreceğin ve Rahman'ın yanında senin yüzünü aydınlatacak olan namaza Rahman'ın lezzet koymamış olması düşünülebilir mi? Bu onun keremine, bu onun fazlına, bu onun büyüklüğüne, bu onun şanına yakışır mı? Mümkün değil kardeşler. Subhanallah, Allah'ı tenzih ederiz bundan. Peki neden insan yapmış olduğu amelden lezzet duymaz? Şeyhülislam İbn Teymiye diyor, eğer lezzet duymuyorsan, tat almıyorsan fettehimhu, o ameli töhmet altında bırak. Neden? Fe inne rabbeke şekur. Çünkü senin Rabbinin sıfatlarından, isimlerinden bir tanesi senin Rabbin eşşekurdur. Yani kullarına teşekkür edendir. Yani yaptıkları amellerin hem dünyada hem de ahirette karşılığını onlara fazlasıyla verendir. Eğer sen yapmış olduğun herhangi bir amelin dünyadaki karşılığı olan kalp genişliğini, kalp huzurunu, kalp lezzetini dünyada tatmamışsan bil ki sen o amelin karşılığını Allah'tan alamayacaksın. Çünkü senin Rabbin şekurdur. Yaptığın amelin karşılığını hem dünyada hem de ahirette sana verecektir. Şimdi biz de dedik ki bazıları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin namazlarına baktığı zaman demişler ki bu millete has olan bir şey. Yani bu bir ümmetti, tabiri caizse geldi geçti. Namaz kıldılar, ayakları şişti. Namaz kıldılar, kendilerini Rablerinin huzurunda hissettiler. Namaz kıldılar, geçen hafta bir örnek anlatmıştım hatırlarsanız. Ensariye ok saplandı namazda, namazına devam etti. Arkadaşı uyuyor, iki nöbetçi, biri uyuyor, biri namaz kılıyor. Ok saplandı, kan akıyor, namaza devam etti. Oku çekti, fırlattı, devam. Bir daha ok saplandı, tekrar namaza devam ediyor. Oku çekti, fırlattı, devam. Üçüncü defa ok saplandı, tekrar okumaya devam ediyor. Rabbinin huzurundaki o lezzeti kesmek istemiyor. Artık kan kaybından takati düşünce yere yıkıldı.
Arkadaşı kalktı dedi ki sen neden beni uyandırmadın? Ben senin yanındaydım ya beni uyandırsaydın. Dedi ben öyle bir sure okuyordum ki o sureyi kesmek istemedim. Dedi. Böyle namaz kılıyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. Kimden gördüler peki bu namazı? Dedi ki bu insanlar bu namazı Peygamberimizden gördüler. Peki onlarla beraber bitti mi kardeşler bu? Hayır bitmedi. Abdullah İbni Zübeyr sahabenin küçüklerinden yani Medine'ye geldiklerinde ilk doğan çocuk Abdullah İbni Zübeyr. Aynı zamanda muhacirlerin gençlerinin kahraman olanlarından aynı zamanda fakih olanlarından. Biliyorsunuz Emeviler başa geçtiği zaman Emeviler insanlara zulmedip İslam hukukunu yerle bir ettikleri zaman sahabeden önce Hüseyin radıyallahu anh peygamberimizin reyhanesi ondan sonra Abdullah İbni Zübeyr onlara karşı ayaklandı. Emevilere karşı önce Hüseyin sonra Abdullah İbni Zübeyr ayaklandı. Abdullah İbni Zübeyr'in emirlerinden bir tanesi diyor ki Haccac Kabe'yi kuşattığı zaman manıcınıklar ile Kabe'ye şey fırlatıyordu. Ateş topları fırlatıyordu. Yani Haccac-ı zalim, hain Kabe'nin etrafını kuşattı, manıcınıklar dikti. Müslümanlar Kabe'den çıksınlar diye şey fırlatıyor. Manıcınıkla taş fırlatıyor, yanan toplar fırlatıyor. Vallahi diyor Abdullah İbni Zübeyr namazdaydı ve ateş topları yanlarına düşüyordu. Ben bir defa dahi onun sağına veya soluna iltifat ettiğini görmedim. Saatler boyunca kıyam etti Rabbine namaz kıldı. Kabe başına yıkılıyor ama Abdullah İbni Zübeyr ne sağına bakıyor ne soluna bakıyor. Direkt Rabbine yönelmiş ve Rabbine münacatta bulunuyor. Öyle mi? Başka bir örnek Uveysül Karni. Tabiinin en faziletlilerinden olan Uveysül Karni. Bir gün bir tane arkadaşı Uveysül Karni'yi ziyaret etti. Sabah namazını kılmıştık diyor eve gitti. Ben de arkasından gittim ki onu ziyaret edeyim. Uveysül Karni'ye yaklaştım baktım oturmuş Allah'a tesbih ediyor. Yani Peygamberimizin sahih hadisinde varit olduğu gibi sabah namazından sonra cemaatle sabah namazını kılan sonra güneş doğuncaya kadar oturup Rabbini zikreden insana tam bir şekilde hac ve umre ecri vardır. Uveys ise bundan mahrum olmamak için oturmuş Rabbini zikrediyor. E dedim diyor durayım. Tesbihini bitirsin. Zikrini kesmeyeyim. Tesbihini bitirdikten sonra yanına giderim. Tesbih bitti diyor. Kuşluk vakti çıktı kalktı namaz kılmaya başladı. Dedim ki diyor herhalde kuşluk namazını kılıyor. 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat bilemedin 8 rekat kılsın. Ondan sonra gider sohbet ederim. Başladı diyor ta güneş seval buluncaya kadar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kıyama durdu. Sonra öğlen namazına çıktı diyor. Ben diyor dedim ki dur bari öğlen namazını kılsın öğlen namazından sonra sohbet ederiz. Geldi evine diyor tekrar başladı namaz kılmaya ta ikindi namazına kadar. Sonra diyor ikindi namazına çıktı. Geri geldi ben dedim ki ikindi namazından sonra herhalde namaz kılmak mekruh namaz kılmaz. O zaman sohbet ederiz oturdu akşam ezanı okununcaya kadar Allah'ı zikretti diyor. Sonra geldi akşam namazını kıldı. Ben diyor dedim akşam namazından sonra oturur sohbet ederiz. Kalktı yatsı namazı okununcaya kadar namaz kıldı. Daha sonra yatsıdan sonra eve geldi diyor. Ben tekrar gelmek istedim. Tekrar ayağa kalktı. Tekrar namaz kılmaya başladı. Tam ben pes edecekken diyor Uveys'in şöyle dua ettiğini gördüm. Ya Rabbi uyuyan gözden ve çok doyan karnından sana sığınırım diye. Yani düşünün bu adam dahi kendi gözünden Allah'a sığınıyor. Yani neredeyse hiç uyumayan sürekli Rabbinin huzurunda ayık duran bir adam Allah Azze ve Celle'ye uyuyan gözlerden sıkılıyor. Hakeza bunlar gibi Said İbnül Müseyyib tabiinden bir tanesi geldi dedi ki ya ey Said ne yapacaksın böyle sürekli buralarda perişansın. Badiyeye çıksan orada güzel yeşillikler var, hurmalıklar var, şeyler var, hayvanlar var, hava temiz vesaire bizim şu anki vakamızda yazlığa tekabül ediyor. Yani gel yazlığa deniz var, orman var vesaire. Ben bunları tekrarlarken diyor o da bana şunu tekrarlıyordu. Şuhudul ateme, şuhudul ateme. Yani peki yatsı namazı ne olacak? Peki yatsı namazı ne olacak? Hani ben oraya, şimdi adam ona yazlığın veya denizin, ormanın güzelliklerini anlatıyor. Said İbnül Müseyyep de diyor herhalde bu aklını yemiş. Ya peki yatsı namazı ne olacak? Yani yatsı namazını cemaate kılmazsam ben nasıl yaparım? Yatsı namazından uzak kalırsam ben nasıl yaparım? Diye Said İbnül Müseyyep de bunu tekrarlıyor. Bakın kardeşler. Geçen hafta sevgi meselesini anlatırken şu noktaya değinmiştim. Demiştim ki bu tip şeyler bize uç örnekler gelebilir. Yani özellikle tasavvufun kirli turasına karşı çıkan insanlar olaraktan bu tip kıssalar bize şey gelebilir. Böyle biraz uç gelebilir. Geçen hafta hatırlarsanız bazı örnekler vermiştim. Demiştim ki bakın bir adam maç izlerken 10 sayfalık 12 sayfalık foto maç gazetesini yiyor. Adam maç izlerken maç izliyor.
elinde fotomaç var şey yaparken. Adam heyecandan onu yiyor. Doğru mu? Adamın bir tanesi 2 milyarlık, 1,5 milyarlık telefonunu fırlatacak bir şey bulamadığı için telefonunu sahaya fırlatıyor. Size haberlerden bir örnek vermiştim. Geçen hafta bunları zikretmemiştim, şunu zikretmiştim. Vatandaşın bir tanesi havaalanında memleket değiştiriyor. Sanatçı bu. Vallahi aynanın karşısına geçtiğinde ayna ona lanet ediyor. Yani ben kalıbımı ortaya koyarım ki o sıfata ayna lanet okuyor. Neden? Çünkü ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yani biz fark etmesek de kainattaki her şey canlı cansız Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Allah Azze ve Celle'ye isyan edenlere lanet ediyor. Öyle bir tip ki tipini görseniz daha çocuk zaten. Ayna lanet okur. Kızın bir tanesi onu görmek için öyle çığlık atıyor ki inan ki normal videodan izlerken insanın kulakları şey oluyor, kulakları çınlıyor. Bir tane şeyi görebilmek için. Yeryüzü zındıklarından bir tane zındığı görebilmek için o kadar çaba sarf ediyor, o kadar bağırıyor. Geçen hafta da demiştim. Dünya ehlinin batıl sevgisi dünya ehline bunları yaptırıyor da Allah'a kul olanların hakiki sevgisi Allah'a kul olanlara neler yaptırmaz ki? Yani Abdullah İbni Zübeyr, adam film izliyor misal, maç izliyor. Çocuğu orada haykıra haykıra ağlıyor, adam çocuğu duymuyor. Şeye kilitlenmiş, pozisyona kilitlenmiş adam, dönüp çocuğuna bakamıyor. Dünya ehlinin bu batıl sevgisi dünya ehline bunu yaptırıyor da, ilahı olan futbola ibadet ederken çevresindeki sesleri duymuyor da, Abdullah İbni Zübeyr gibi Allah'ı hakikaten seven bir adam, Allah Azze ve Celle'ye hakikaten gönül veren bir adam, Kabe etrafında yıkılmış da sağına soluna bakmamış çok mudur? Size soruyorum. Ki dünya ehlinin sevgisi fanidir. İnsana hiçbir şey getirmez. Dünya ehlinin sevgisi İbn-i Kayyım'ın dediği gibi sadece insana sıkıntı getirir. Delilimiz vakadır. Bakın sanatçılara, dünya kadar takipçileri var. Dünya kadar onları seven insan var. Her biri tane tane intihar ediyor. Her biri yaşlandıkları zaman psikolojik ilaçlarla ayakta duruyor. Siz kokain kullanmadan yaşayan bir sanatçı tanıyor musunuz? Mümkün değil. Kokain kullanmadan ayakta durabilecek tek bir tane sanatçı yoktur. Hani nerede sevgi? O kadar insanlar onları seviyor. O kadar insanlar onlara hayranlık duyuyor. İnsanlar onlar için intihar ediyor. Fakat buna rağmen adamlar mutlu değiller. Uyuşturucuyla ayakta duruyorlar. Çünkü dünya ehlinin sevgisi yalandır. Yalan olan bir sevgi ancak insana sıkıntı verir, başka bir şey vermez. Ya alemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgisi? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgisi böyle midir? Kalpte lezzettir, ahirette yüz aydınlığıdır, kabirde nurdur, dünyada insan için ferahtır, sururdur. Bir de böyle bir sevgiyi düşünün. Bu sevginin ehlinin yaptıklarını küçümsemeyin onun için. Geçen hafta bu girişten sonra şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim peki biz namazlarımızı nasıl bunların namazları gibi kılacağız? Demiştik onların namaz kılarken dikkat ettikleri şeylere şer'i olaraktan biz de dikkat edeceğiz. Ve bu şekilde namazlarımızı güzelleştireceğiz. Doğru mu? Aynı yolu takip eden adamın yolunu takip edersen aynı neticeye ulaşırsın. Herkes netice olarak takip ettiği yolun neticesiyle karşılaşır. Dünya ehlinin yolunu takip edersen dünya ehli gibi sıkıntıyla karşılaşırsın. Ahiret ehlinin yolunu takip edersen ahiret ehli gibi dünyada lezzetle, ahirette de ebedi nimetlerle karşılaşırsın. Geçen hafta 4 tane madde zikrettim. Namazlarımızı güzelleştirebilmek için dikkat edebileceğimiz. Bu hafta bir 4 tane veya 5 tane daha zikredeceğim inşallah. Kalanını öbür haftaya bırakacağım. Birinci olaraktan kardeşler, hudurul kalp. Bütün namaz hakkında konuşan ahlak alimleri namazın güzelleşebilmesi için gerekli olan şeylerden bir tanesinin kalbin namaz esnasında namazda hazır olması gerektiğini söylemişler. Yani sen namaza durduğun zaman bedenin Allah'ın huzurunda, kalbin ise başka yerlerdeyse senin o namazdan istifade etmen mümkün değildir. Kalbinin de Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hazır olması gerekiyor. Peki kalp nasıl hazır olur? Ben kendimi bu namaza vereceğim, namazda kesinlikle başka bir şey düşünmeyeceğim. Böyle demekle insan şey olabilir mi? Kaç kere denediniz bunu? Namazdan önce dikkat ettiniz, dediniz bu namazda hiçbir şey düşünmeyeceğim. Sadece Allah'ın huzurunda olduğumu düşüneceğim. Bir rekat en fazla, ikinci rekatta kalp yine elimizden kaçtı gitti. Çünkü kardeşler kalp bizim elimizde değil. Siz neyi kendinize dert edinirseniz kalp onunla meşguldür. Neyi kendinize dert edinirseniz kalp onunla meşguldür. Siz kalbin onunla meşgul olmasını isteyin veyahut da istemeyin. Örnek, mesela diyelim ki bir kardeşimizle arası bozuldu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Kavga ettik, tartıştık, aramız bozuldu. Yemek yerken aklımızda o mesele.
Çoluk çocuğumuzun yanındayken aklımızda o mesele. Namaza durduğumuzda aklımızda o mesele. Yani bir şey bizi çok fazla kuşatmış ve çok fazla kendimize dert etmişsek, biz istesek de istemesek de onun düşüncesinden kendi nefsimizi kurtaramıyoruz. Demek ki namazı kendimize dert edeceğiz. Yani namazda bulunmak istiyorsak, namazda kalbimizin sağa sola iltifat etmesini istemiyorsak eğer, demek ki önce namazı kendimize dert etmeyi öğreneceğiz. Yani sürekli kendimize şu soruyu soracağız. Allah bizden önceki toplulukları namaz ile arındırdı. Allah bizden önceki toplulukları namaz ile arındırdı. Bu namaz bizim hayatımızda da var. Peki neden bu namaz beni arındırmasın? Neden bu namaz beni Rabbime karşı biraz daha yaklaştırmasın? Neden bu namazla ben Rabbimin yanındaki nimetleri elde etmeyeyim diye kendi kendimize bu soruyu soracağız. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ Şüphesiz ki tezkiye olan, şüphesiz ki kendini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Peki kim ne yaptığında kendini temizliyor? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَزَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Rabbinin adını anan ve Rabbine namaz kılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. İnsanoğlunu temizleyen ve terbiye eden namaz ve zikirden daha kuvvetli bir ilaç, bir tiryak yoktur. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِ Sen ancak gaybta Allah'tan korkanları uyarabilirsin. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Sen nasihat etmekle, öğüt vermekle, Kur'an'dan ayetler okumakla, cennet cehennemle insanları korkutmakla insanlara bir faydan olmaz ey Muhammed. Sen iyi bir hatip olabilirsin. Sen konuştuğun zaman çok güzel konuşuyor olabilirsin. Fakat senin güzel konuşman insanların öğüt almasına fayda vermez. Kim öğüt alabilir? Gaybta Rahman'dan korkanlar. Yani gözlerin kendilerini görmediği yerlerde, kapıların üzerlerine kapandığı yerlerde Allah Azze ve Celle'den korkanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, işte onlar Allah'ın kelamından ve Resulünün sünnetinden öğüt alabilirler. Yoksa iyi bir hatip, güzel bir konuşma, güzel bir ders insana hiçbir fayda vermez. Başka peki öğüt alacak olan insan kimdir? Ve akamu salate ve namazı kılanlar ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsi. Kim tezkiye olur, arınırsa ancak kendi nefsi için arınmıştır. Anlıyoruz ki korku, haşyet ve namaz insanı arındıran, insanı temizleyen en büyük ilaçlardan bir tanesidir. Peki Allah Azze ve Celle benim hayatımda da namazı kılmış ve ben istesem de istemesem de Müslüman olabilmek için günde 5 vakit namaz kılıyorum Allah Azze ve Celle. Peki niye benim namazım beni tezkiye etmesin? Yani benden öncekileri tezkiye ediyordu da niye beni tezkiye etmesin? Bunu kendimize dert edeceğiz ve bunu düşünmeye başlayacağız. Bunu düşünmeye başladığımızda göreceğiz ki Allah Azze ve Celle namazı bizden öncekilere arınma aracı kıldığı gibi bizlere de arınma aracı kılacak. Kalbimizin namazda hazır olmasını istiyorsak eğer, ki hatırlarsanız geçen hafta İbn-i Kayyım'ın bir sözünü söylemiştim. Kalbinde hayat olanların kalbini durduracak bir söz. Namaz kılanları 5 mertebeye ayırıyordu. 5. mertebe için diyordu ki o kalbini arşın önünde Rabbinin önüne koymuştur. Yani namaza durduğu zaman Allahu Ekber dediği zaman onun kalbi Rabbinin önündedir, arşın yanındadır. Onun azametini, onun büyüklüğünü, onun celalini, onun nimetlerini müşahede ediyormuş gibi Rabbinin huzurunda namaz kılar. İkinci olaraktan dikkat edeceğimiz namazımızın güzelleşmesi için ezan kardeşler, ezan. Hatırlarsanız geçen hafta abdest meselesini anlatmıştım ve abdesti anlatırken şuraya dikkatinizi çekmiştim. Demiştim ki her önemli meselenin öncesinde mutlaka hazırlık vardır. Mesela örnek, siz çok sevdiğiniz, bir değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz biriyle randevuya gideceksiniz. Yataktan kalktığınız elbiseyle gidiyor musunuz? Hayır. Önce duş alıyorsunuz, güzel kokular sürünüyorsunuz, güzel elbiseler giyiyorsunuz, ondan sonra evden çıkıyorsunuz. Bu hazırlığın amacı ne? Çünkü karşı tarafa değer verdiğinizden dolayı gitmeden önce hazırlık yapıyorsunuz. Peki sabah evden, sabah uyandınız, hanım dedi ki gidin, git bakkaldan ekmek al. Bakkala ekmek almaya aynı kıyafetleri giyip duş alıp saçı sakalı tarayıp güzel koku sürünüyor musunuz? Çünkü bakkalcıya gitsen neye gitmesen ne? İnsan bir şeye öncesinde hazırlık yapıyorsa bu onun değerli olduğunu gösterir. Bakın Allah Azze ve Celle bize namaza durmadan önce abdest aldırıyor dedik. Allah bize abdest aldırıyor. Yani ey kulum diyor, sen unutkan olsan da birazdan Rabbinin huzuruna dirkileceksin ve ben sana abdest aldırıyorum, seni zahiri pisliklerden temizliyorum. Sen de batınını tövbeyle, inabeyle, Allah'a yönelmekle
kendi içini temizle ki Rabbinin huzurunda durmaktan istifade edesin. Aynı ezan da bunun gibidir. Ve ezan bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz kardeşler? Ezan bize kıyamet günündeki nidayı hatırlatıyor. Ne alaka? Alaka şu. Kıyamet gününde herkes dağınık. Kıyamet gününde herkes dağınık. İnsanlar kendi aralarında konuşuyorlar. İnsanlar kendi günahlarına göre terin içerisine batmış vaziyetteler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte öyle söylüyor. Herkes kendi günaha nispetinde terinde boğulacak. Kimisi diz kapağına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi aha burasına kadar gelecekler. Ney? Günahının seviyesine göre. Ve insanlar bekleyecek. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ زِلَّ Gözleri korku bürümüştür. Zillet insanları kuşatmıştır. İnsanlar böyle bakıyorlar. Acaba ne olacak? Acaba halimiz nasıl olacak diye. Kimisi Adem Aleyhisselam'a gidiyor, kimisi Musa'ya gidiyor, kimisi İsa'ya gidiyor, kimisi İbrahim'e gidiyor. En son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Peki bütün bu insanların bu dağınıklığına son verecek olan şey ne? Allah Azze ve Celle'nin münadisi. Allah Azze ve Celle'nin münadisi çıkacak. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَ O gün herkes bir nidaya tabi olacak. Ve o nidada kesinlikle bir meyil, bir eğrilik göremezsin. Bir ses geliyor, Allah'a yönelin, Allah'a doğru gelin diye bütün insanlar oraya doğru yöneliyorlar. Başka? وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ Münadi bağırdığı zaman sesler kesilecek. Bütün sesler son bulacak. Rahman'a karşı seslerde huşu bulacaksın. فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَ Sadece fısırtı var. İbni Abbas'a göre ayak sesleri. Ayak sesinden başka hiçbir ses yok o gün. Mücahide göre ise o gün gelecek olan ses, insanlar birbirine soracak. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Diye konuşma bu. Fakat bunun dışında bir ses yok. İnsanlar böyle beklerken peki ne olacak? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Senin Rabbin ve arkasında melekler saf saf oraya gelecekler. Allah Azze ve Celle insanlar o şekilde beklerken, insanların arasında hükmedebilmek için Allah Azze ve Celle önde, melekler arkasında saf saf dizilmiş bir şekilde oraya gelecekler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدِهِ Allah Azze ve Celle peygamber hutbede, Allah Azze ve Celle yeri ve göğü eline alır. Peygamber böyle sallıyor. Sahabe diyor, ben neredeyse düşeceğini düşündüm peygamberimizin. Yani o kadar şiddetli anlatıyor ki aleyhissalatü vesselam, elini sallarken ben düşeceğini düşündüm diyor ve Allah bağıracak. Enel melik, enel cebbar, eynel mutekebbirun, eynel cebbarun. Melik olan benim, cebbar olan benim. Hani o dünyada büyüklenenler? Hani o dünyada insanlara zulmedenler? Hani o dünyada kendini bir şey zannedenler? Nerede diyecek Allah Azze ve Celle? Kıyamet gününün nidası böyle bir nida. Alimlerimiz, ahlak alimleri namaza durmadan önce ezanın da bize aynısını hatırlatması lazım diyorlar. Sebep, nasıl kıyamet gününün nidası insanları Allah'ın huzurunda topluyorsa, dünyanın ezanı da insanları Allah'ın huzurunda toplamıyor mu? İkisinin arasında bu anlamda bir fark var mı? İkisinin arasında bu anlamda bir fark yok. Öyleyse ezanı duyduğu zaman kul, kıyamet gününün sıkıntılarını hatırlatacak. Ve bilecek ki bu ezanla beraber huzuruna durduğu Allah'ın huzurunda bu duruşu onu kıyamet gününün sıkıntılarından kurtaracak. Bu ruh haliyle insan namaza durur ise eğer, o zaman namazından istifade ettiği görülür. Yani adam düşünecek, kıyamet gününde nida niye yapılır? O sıkıntıları gözünün önüne getirecek. Kıyamet günündeki sıkıntıları ve orada duracak. Aynı nida şu anda bizi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda topluyor diyecek. O günün sıkıntılarından, o günün kıyamından kurtulabilmek için bugünün kıyamından istifade etmem lazım diyecek. Ve bu ruh haliyle, bu korkuyla, bu haşyetle Rabbinin huzurunda namaza durmuş olacak. İkinci dünya ezanıyla ahiret nidasının birbirine benzediği şey, nida yapılmadan önce insanlar dağınık. İşte krallar var, melikler var, ondan sonra alimler var, mücahitler var, davetçiler var, fasıklar var, zalimler var. Nida yapılıp insanlar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda toplandığı zaman herkes eşit. Hiç kimsenin arasında bir fark var mı? Peygamberler de dahil olmak üzere وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Hem gönderdiğimiz peygamberlere hem de kendisine gönderdiğimiz kavimlerin her bir tanesine hesap soracağız diyor Allah Azze ve Celle. Hiç kimsenin Allah'ın yanında birbirine üstünlüğü yoktur. Herkes eşit bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna duracak.
Namazın nidası da böyle değil midir? Bizi Allah'ın huzurunda toplayan namaz, hocasını, öğrencisini, alimini, mücahidini, zenginini, fakirini, doktorunu, mühendisini hiç fark etmez. Bütün ünvanlarımızı bir tarafa atıyoruz. Hepimiz zelil bir şekilde alanlarımızı Allah Azze ve Celle'nin önünde yere sürüyoruz. Doğru mu? İki nidanın birbirine benzediği şeyler bunlardır. Öyleyse bu nidalar bize kıyamet gününün bu halini hatırlatacak. Kendi zilletimizi, küçüklüğümüzü gözümüzün önüne getirip bu duyguyla, bu ruh haliyle Allah Azze ve Celle'nin huzurunda namaza duracağız ki namazımızdan istifade edebilelim. Üçüncü olarak setri avret. Namaza istediğin gibi duramıyorsun kardeşim. Allah Azze ve Celle namaza durmadan önce sana bir avret belirlemiş. Ve namaza duracağın zaman önce bu avretini kapatıyorsun. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda namaza duruyorsun. Allah niye sana setri avret yaptırmış hiç düşündün mü? İki sebepten dolayı. Bir, bedeninden çirkin olan yerleri insanların gözünden gizliyesin. Açığa çıkması haram olan yerleri insanlardan gizliyesin. İki, Rahman'a karşı saygılı olasın diye. Çünkü sen sultanların sultanının huzuruna duracaksın birazdan. Ve sen haya ile, edep ile onun huzuruna durman lazım. Şimdi Gazali'nin söylemiş olduğu bir sözü aktaracağım size. Diyor ki Gazali setri avret meselesini anlatırken, sen insanlarda açığa çıkması çirkin olan yerleri setredip namaza duruyorsun da, alemlerin Rabbi olan Allah'a açığa çıkması çirkin olan yerler öyleyken mi namaza duruyorsun? Yani mesela sen avretini diyelim insanlardan gizliyorsun. Niye? Çünkü çirkin. Peki işlediğin günahlar, yani sen elbise giymeden insanların yanına çıkabilir misin? Yok. Sebep yüzüm tutmuyor dersin. Yani utanıyorum da nasıl fıtri olaraktan insan çıplak olarak nasıl insanların huzuruna çıkabilir? Mümkün değil. Peki bedenin çıplaklığı mı daha kötüdür? Yoksa insanın günahları mı daha kötüdür, daha çirkindir? İnsanın günahları daha çirkindir. Peki insanlara çirkin olan şeyi kapatıyorsun da Rabbine etmiş olduğun isyanlarla beraber nasıl Rabbinin huzuruna duruyorsun? Utanmıyor musun? Alemlerin Rabbi olan Allah kalplerde olana da insandan açığa çıkana da müttali değil midir? İkisine de müttalidir. Öyleyse ne yapacağız kardeşler? Setri avret meselesini gözümüzün önüne getirip günahlarımızdan tövbe edeceğiz. Temiz bir şekilde Allah'ın huzurunda duracağız. Abdest meselesini anlatırken hatırlarsanız ne demiştim? Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadise ne diyordu? اِذَا تَوَضَّعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اِذَا تَوَضَّعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِئَةٍ نَزَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَا اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَا Kul abdest aldığı zaman ve yüzünü yıkadığı zaman, ki ilk rükün biliyorsunuz yüzü yıkamaktır, gözüyle baktığı haramlar suyun damlasıyla beraber dökülür veya suyun son damlasıyla beraber insandan akar gider. Ve Peygamberimiz bütün azaları tek tek saydıktan sonra hatta yahruca naqiyyen mine zulub, ta ki günahlardan tertemiz olmuş bir şekilde çıkar dedik. Bakın Allah bizi abdestle temizliyor. Bedenin kirlerini ve günahlarını götürüyor. Setri avretle çirkinliklerimizi örtüyor. Geriye tek bir şey kaldı, namaza durmadan önce bol bol tövbe etmek. Tövbe edip kalbimizi temizleyip temiz bir kalple Rahman'ın huzuruna durmak. Nerede dua edeceğiz peki kardeşler? Ezanla kamet arasında. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demişti? Ezanla kamet arasındaki dua reddedilmez. Ezan ile kamet arasındaki dua reddedilmez. Ezan okundu, kamet okunana kadar Allah'ım sana istiğfar ediyorum. Allah'ım günahlarımdan tövbe ediyorum. Allah'ım nefsime ben zulmettim fakat sen Rahmansın. Allah'ım ben küçüğüm fakat sen büyüksün. Allah'ım ben zalimim fakat sen adilsin. Yapmış olduğum bütün günahlarımı bana affet. Bütün kainatı kuşatan rahmetinden beni müstesna tutma diye bütün günahlarımızdan Allah Azze ve Celle'ye tövbe edeceğiz. Kalbimizi de temizledikten sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ondan sonra namaza duracağız ki bu şekilde namazımızdan istifade edebilelim. Daha sonra kardeşler bir madde daha söyleyeyim, ondan sonra bitireyim inşallah. Kalanını bir dahaki haftaya anlatırız. İşimizi bitirdik diyelim. Bu sefer nereye yöneliyoruz kardeşler? Kıbleye yöneliyoruz. Kıble. Önümüzde Allah, yani dilediğin gibi namaz kılabiliyor musun? Hani velillahil meşriku vel magribu. Fe inema tuvellu fesemme vecullah. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye yönelseniz Allah'ın yüzü oradadır. Hadi bakalım dilediğin yöne yönel ve namazını kıl. Var mı böyle bir şey? Yok. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Namaza duracağın zaman Mescid-i Haram'a doğru Allah Azze ve Celle yüzünü dik diyor. Yani Mescid-i Haram'a yönel ve Mescid-i Haram'a yönelik namazını kıl diyor. Allah Azze ve Celle niye seni bütün Müslümanları namazda belli bir yöne yöneltiyor?
Hiç bunu düşündük mü? Çünkü Allah gözlerimizin sağa ve sola iltifat etmesini istemiyor. Hepiniz bana yönelin diyor. Hepinizin yüzü, hepinizin gözü benim olduğum yönde olsun diyor. Ve bize İslam alimleri bunun sırrını anlatırken bize diyorlar ki, göz gibi basit bir organ Allah'a yönelmişken, kalp gibi insanın cesedindeki en şerefli yer Allah'tan başkasına yönelmişse, olur mu şimdi böyle? Yakışır mı bu melike, yakışır mı bu sultana? Yani sen namaza duruyorsun. Mesela şöyle düşünün, çok 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 değerli bir adam bizi davet etti. Yani bizim için çok ulaşılmaz, çok büyük bir insan ve biz onun huzuruna gittik. Onun huzurunda o konuşurken biz onu dinliyoruz ama başka bir şey düşünüyoruz. Bundan daha büyük bir edepsizlik olabilir mi? Yani gözümüz ona, başka tarafa bakamayız, o olmaz. Adamı dinliyor gibi yapıyoruz ama şey var, böyle kalbimiz başka işlerle meşgul misal. Bu dünyada bile değerli olan insanlar için yakışık almayan bir şeyse, güzel olmayan bir şeyse, peki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda gözün onun kıblesine yönelmişken, kalbinin başka bir şeyle uğraşması, kalbinin başka şeylere iltifat etmesi, ara sıra iş yerine uğraması, ara sıra eve uğraması, ara sıra geçmişteki anılara gitmesi, ara sıra yarın yapacaklarını düşünmesi, yani Allah adına soruyorum, bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir şey midir? Yakışmaz kesinlikle. Ve kardeşler, bu Allah'ın kıble cihetinde olması meselesi var ya, vallahi bu sadece bir şey değildir. İnsanları korkutmak veya bir örnek vermek babından söylememiştir. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, sizden biri namaz kıldığı zaman kıbleye yönelik tükürmesin. Sizden biri namaz kıldığı zaman kıbleye doğru tükürmesin. Niye? Sebep? Müslim'de bir hadiste diyor ki, kıyamet gününde Allah'a tükürmüş olarak dirilmek ister misiniz? Yani Allah azze ve celle sizin kıblenizdedir. Allah azze ve celle sizin yönünüzdedir. İnnel abde izâ kâme yusallî fe innehu yunâci rabbehu. Kul kalkıp namaza durduğu zaman Rabbine münacat eder. Rabbi ile konuşur. Başka bir rivayete ve rabbuhu beynehu ve beynel kıble. Rabbi onunla kıblenin arasındadır. Başka bir rivayete fe inne rabbehu yuvacihuhu. Rabbi onunla yüz yüzedir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kıbleye döndüğü zaman onun yüzü böyle, Allah azze ve celle'nin yüzü böyle, birbirlerine bakıyorlar. Ve bundan dolayı diyor Peygamberimiz, sakın kıble yönüne tükürmeyin. Düşün ki sen kıbleye yöneldiğin zaman senin Rabbin senin karşındadır ve sana muvacahet ediyor. Senin yüzüne doğru bakıyor. Böyle bir durumda insanın gözü Allah Azze ve Celle'nin yönündeyken kalbinin başka bir yöne yönelmesi yakışık alır mı? Mümkün değildir. Ve Ayşe annemiz soruyor. Bakın kalbi söylemiyorum ha, gözü soruyor. Se'eltun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme anil iltifati fi salah. Ben peygamberimize sordum. Ey Allah'ın Resulü, namazda gözün oynaması nedir? Yani namaz kılıyoruz. Bazen sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz, yukarıya bakıyoruz. Bu nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, İhtilâsun yahtarisuhu şeytanu min salatil abd. Şeytanın kulun namazından çalmış olduğu şeylerdendir dedi. Yani düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam sizin namazınızı bir şeye benzetiyor, hazineye benzetiyor. Ve o hazinenin en değerli yerlerinden bir tanesi sizin kıble yönünde Allah azze ve celle'nin yönüne bakmanızdır. Şeytanın bunu sizden çalması, sizin en değerli mallarınızı çalması gibidir. İhtilâsun yahtalisuhu şeytanu min salatil abd. Yani kulun namazından çalmış olduğu şeylerdendir. Öyleyse eğer namazda gözün sağa sola dönmesi bile şeytanın bizim üzerimizdeki payındansa ve bizim namazımızdan çaldığı ise, öyleyse bir de kalbimizin sağa sola dönmesini siz düşünün. Zaten Allah da insanların bedenleriyle ilgilenmez. Şeytan da insanların bedenleriyle çok fazla ilgilenmez. Neden? Çünkü insanı yaratan Allah da insanın merkezinin ve en şerefli yerinin kalp olduğunu biliyor. Doğru mu? İnna Allah la yanzuru ila esamikum ve la ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum. Allah azze ve celle sizin cesetlerinize, Allah azze ve celle sizin suretlerinize bakmaz. Allah azze ve celle sizin kalplerinize bakar, kalplerinize. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, ela inne fil cesedi mudghatan iza saluhat saluhal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. Dikkat edin, kalplerinizde bir et parçası vardır. O düzeldiğinde bütün beden düzelir. O fesat bulduğunda bütün beden fesat bulur. Allah azze ve celle bunu bildiğinden insanın kalbindeki amellere değer veriyor. Hakeza şeytan da bunu bildiğinden insanın kalbini ifsad etmek istiyor. Çünkü merkezi bozarsa, merkezle beraber merkeze tabi olan her yeri bozar. Yani namazda göz oynaması bile bu kadar tehlikeliyse, şeytanın bizim üzerimizdeki payıysa, bir de kıbleye yönelmişken, kıbleye değil de kalbimizin Allah Azze ve Celle'den başka taraflara yönelmesini düşünün ki bu halimizle
biz şeytana ne kadar büyük şeyler veriyoruz, pay veriyoruz. Ve aynı zamanda bu halimizle namazda neler neler kaybetmiş oluyoruz. Onun için namazlarımızdan istifade etmek istiyorsak, dersin başında söylediğim gibi, bizden önceki milletlerin namazlarıyla arınıp Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıkları gibi yakınlaşmak istiyorsak, namazda onların seyrettiği yoldan seyretmemiz lazım. Ki aynı neticeye ulaşabilelim. İnşallah Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra sizleri namaz ile arınan kullarından eyler. Söylediklerini anlayan, anladıklarıyla amel eden kullarından eyler. Yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah Azze ve Celle'nin dinini ve şiarlarını yüceltmek için cihad eden ve mücadele eden kardeşlerimize yardım eder. Ramazan ayında bizden önceki ümmetlere Ramazan ayını yardım ayı kıldığı gibi kardeşlerimize Ramazan ayını yardım ayı kılar. Ve hepimizi dünyada iman ile şereflendirdiği gibi iman üzere canımızı alır. Ve kıyamet gününde de bizi iman üzere Peygamber aleyhissalatü vesselamın liva'ul hamd, hamd sancağı altında bizi bir araya toplar. Ve Firdevs-i Ala'ya isabet etmemizi bize nasip eder. Allahümme amin. Allah azze ve celle hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm.